Konuğum Sayın Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönem Konya milletvekili. İşte Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı, çıkıyor diyor ki işte efendim mali portföyümüz çok iyidir, bilmem nedir. Ondan sonra kalkıyor, vay diyor, Londra'daki finans çevreleri bize şey yapıyor, ne onun adı? Tuzak kuruyor, bilmem. Ya arkadaş, senin 2,5 tane bankanın operasyonuyla yıkılacak bir ekonomin varsa eğer, zaten sen işini yapamamışsın demektir. Ne demek yani? Bakın cuma günü işlem yasağı getirilen 3 bankaya bugün işlem yasağı kaldırıldı. Ne oldu peki? O işlem yasağını niye getirdiniz? Bugün niye kaldırdınız? Bakın Sayın Sevinç, demin söylüyorum, devlet yönetmek ciddi iştir ya. Ya Mustafa Kemal dediğin adam elinde ordu yokken, meclis yokken, devlet yokken benim İstanbul'daki mebuslarımı Malta'ya sürdün diye Anadolu'daki bütün İngiliz askerlerini tutuklayıp içeri atıyor ve ancak diyor o mebuslar Ankara'ya geldiğinde bunları alırsınız. O zaman alınıyor. Yani siz buna bakarak, inanın bana, hani gülümsüyorum ama içim ağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu duruma düşecek bir devlet değildi. Değildi. Ve biz 18 yıllık AKP iktidarının 3 yıllık İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilmiş bu tek adam rejiminin bizi getirdiği yere bakın Allah aşkına. Allah aşkına ya. Televizyonlarınızdan tehditler, gazetecileriniz içer. Ne yapmış Murat Ağırer? Ne yapmış Murat Ağırer? Allah aşkına bana bir söyleyin, ne yapmış Murat Ağırer? Ya? Haber yazmış. Ne yapmış? Ya yazı yazmış, yazı. Evet. Yani şimdi buradan Murat Ağırel'e, Barışlara ve bütün tutuklu gazetecilere bir şey söyleyeyim. Hani Nazım diyor ya, dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl 15 yıl daha da yatacağından başka bir bayrak gibi sallansaydım ipin ucunda keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat, bir gün fazla yaşamak. Şimdi bu şiirde de söylendiği gibi, Nazım'ın dediği gibi, içeri düşen kardeşlerimiz umutsuzluğa kapılmamalıdır ama Türkiye'nin bugün içine sokulduğu bu durum mapustaki arkadaşların mapus olduğunu göstermiyor. Hepimiz aslında bir açık hava hapishanesine mahkum ettik kendimizi. AKP'li dahil, MHP'li dahil, CHP'li dahil, HDP'li zaten dahil. Hepimiz aslında bir açık hava hapishanesindeyiz. Bu kadar düşmanlaştırılmış bir toplumun hangi bireyi mutlu olabilir Sayın Sevin? Hüsnü Bey, çok özür dilerim, sözünüzü devam edin lütfen. Şey diyecektim, yani bu karamsar tabloda umudunuz var mı Hüsnü Bey? Çok var. Yani geleceğe yönelik ne diyorsunuz? Bakın, gecenin en zifiri karanlık saati tan ağartısının öncesidir. Biz bunu aşacağız. Bu millete çok güveniyorum, ciddi söylüyorum. Bunu da hamaset olsun diye falan söylemiyorum. Neleri aştık biz, neleri? Zorda kaldığı zaman bu millet kucaklaşmayı da bilir. Yumruklarını, bileklerini bir araya getirmeyi de bilir. Yeter ki doğru önderlik yapılabilsin. Bugün ben AKP'de siyaset yapan yurttaşlarımızın da, MHP'de siyaset yapan yurttaşlarımızın da, HDP'de, CHP'de, İyi Parti'de, Saadet Partisi'nde hiçbirinin vatan haini olduğunu falan düşünmem. Tabii. Vatan hainliği arzuyla, istekle yapılan bir iş değildir. Bir yanlış yaparsınız, o sonuç olarak vatana ihanete götürür. Vahdettin. Vatana ihanet olsun diye İngiliz devleti fehimesine mektup verip de gelin benim ülkemi siz yönetin demedi. Onun doğru olduğunu düşündüğü için öyle yaptı. Ama sonuç vatana ihanet oldu. Şimdi evet. Bugün herkesin dikkat etmesi gereken şey şudur bakın. Bir korona mücadelesi yapıyoruz değil mi? Ben bu millete niye güvenmeyeyim? Başından beri bir sürü yanlışla götürülen bu mücadele şu milletin feraseti sayesinde doğruya gidiyor. Niye gidiyor biliyor musunuz? Ben 65 yaşın üstündeyim diye tam 50 gündür evden çıkmadım. Halbuki doktor kartım var. İstediğim an çıkabilirim. Hiç sorun yok. Evet, evet, evet. Çıkmadım. Niye çıkmadım? Hem kendimi korumak hem de
dışarı çıkıp eve geldiğimde eşimi korumak, hem de dışarıdaki insanları korumak. Ben bakıyorum, cumartesi, pazar sokağa, onu da anlamış değilim. Yani haftada iki gün sokağa çıkma, beş gün serbest, o garip bir uygulama ama bakıyorum incin top oynuyor. Millet doğruyu yapıyor. Yeter ki siz doğru önderlik edin. Yani buradaki mesele şu, ben millete çok güveniyorum. Karamsardır, doğru. Tablo hakikaten çok karamsar. Bakın çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Çiftçi tarladan koparıldı Sayın Sevinç. Dilimizde tüy bitti. Yalvardık, yakardık vekilken de daha önce de. Yapmayın, etmeyin. Yani benim ilkokul yıllarımda kitaplarımızda yazardı. Konya, Türkiye'nin tahıl ambarı. Şimdi Konya'nın un fabrikalarında Rus buğdayı işleniyor. Sayın Sevinç. Çiftçiyi tarlasından kopardık. İşsizlik nedeniyle köyden kente göç dolayısıyla köylerimizdeki nüfus ortalaması 65-70'i buldu. Yaşlı insanlar dışında kimse kalmadı. Kim çalışacak tarlalarda Allah aşkına? Ve biz topraksız tarım yapan Hollanda'nın tarımsal ürün ihracatı 115 milyar dolarken biz 12-13 milyar dolarlık buğday ihracatı tarımsal ürün ihracatı yapabiliyoruz ve dünyanın 120 ülkesinden 130'dan fazla tarımsal ürünü ithal eden bir ülke durumuna geldik. Tarımı çökerttik. Ve şimdi şu korona günlerinden sonra mazot bu durumda. Bakın dünyada petrol fiyatları düşüyor. Bizde mazota benzine zam üzerine zam yapılıyor. Neden? Çünkü para basıyorlar. Merkez Bankası'nın yedek akçesi olan 65 milyar doları 7 liranın altında tutacağız diye satıp bitirdiler. Şimdi 100 küsur milyar dolar para basıldı. Yani basılır tabii. Para basmakta bir şey yok ama o para nereye gittiği önemli. 100 küsur milyar dolar dediniz, lira. Yok lira. 100 küsur milyar lira. Pardon. Yani bu gene basılır. Yani Türk lirası bizim elimizde, basarız, sorun yok, evet. Ama sizin bastığınız para eğer dövize gidiyorsa, ki öyle oluyor, dövizi tutamıyorsunuz. Ondan sonra tutuyorsunuz, medyada, basında yok efendim işte dolar demek yasakladım. Ya senin yasaklanmanla dolar düşse vallahi ben ağzıma almam dolarım olabilir. Benim dolarım da yok. Yani ama bu bir spekülatif amaçla yapılıyorsa bunu da önlemenin yolu üretim ekonomisini hayata geçirmek. Siz şimdi AVM'leri açıyorsunuz. Belki çiftçinin elektriğine, mazotuna, suyuna durmadan niye zam yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Çiftçinin şimdi o elektriğe, suya, mazota ihtiyacı var ki sana üretim yapsın da açlık olma. Yok. Tam tersi yapılıyor. Niye AVM'ler açılıyor? 500 bin insan çalışıyor. Ben size söyleyeyim. Türk köylüsünü destekleyin siz. Mazotun üzerindeki vergi yüklerini indirin. Hayvansal gübresini vesairesini indirimli verin. Hayvancılığı teşvik edin. İnanın bana bu milletin köylüsü bu milleti doyurur. Ama bunu yapmak yerine biz ne yapıyoruz? Ya gidin Allah aşkına market raflarına bir bakın ya. Yerli üretim kalmadı Sayın Sevinç. Yerli üretim kalmadı. Şimdi dolayısıyla bunları, bu yanlışları yapa gele ne yaptınız şimdi? Elinizde başka bir şey. Vay bize darbe. Kim yapacak sana darbe? Darbe dediğin ne Allah aşkına? Darbe ne? Darbe yapıldı zaten. 16 Nisan akşamı Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 10 tane adam bu ülkeye bir darbe yaptı. Bu ülkeye bir darbe yaptı. Rejimi değiştirdi ya. Evet. Darbe. İşte 15 Temmuz'da bir darbe kalkışması oldu. Kim önledi o darbeyi? Bu millet önledi. Sizin şimdi kalkıp da ben liste yaptım 50 komşumu öldüreceğim. Güzel öldür kardeşim. Gel beni de öldür. Hüsnü Bozkurt'u öldürmekle bu ülkenin ekonomisi düzelecekse bin Hüsnü Bozkurt feda olsun, sorun değil. Ama mesele o değil. Mesele ülkeyi yönetememe aczini böyle darbe laflarıyla, böyle televizyonlardaki kışkırtıcı programlarla örtmek. Ayşen Uras'ın programı nedeniyle Halk TV'ye 5 gün, bugün baktım kamu bilmem neyi yayınlanıyor, 5 gün yasak. Ya Ayşen Uras'ın programında
Canan Kaptancı şey Ayşenur Aslan'ın programında konuğu Barış şey Şık Ahmet Şık Ahmet Şık Ahmet'in söylediği ne vardı Allah aşkına ya? Ne vardı? Büyük Millet evet. Meclisi'nde Erkan Baş, İşçi Partisi Genel Başkanı konuşma yapıyor. Konuşmasının orada zırp kesiyorlar. Niye? Diyor ki ya bak diyor arkamızda kürsüde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Egemenliği biz saraydan alıp da milletindir dedik. E şimdi buradan aldık saraya verdik derken kesiliyor. E insanları susturursanız, gazetecileri hapse atarsanız, üretim diyen insanların yanlış söylediğini söylerseniz, sizin yanlışlarınız nedeniyle batağa düşmüş ekonomiyi Londra'daki 2,5 bankanın provoke ettiğini veya işte kumpas kurduğunu söyleyerek örtmeye çalışırsanız nereye varacaksınız? Ciddi söylüyorum. Nereye varacaksınız? Ne olacak? Bakın çok basit bir örnek. Sayın Sevinç, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylüyorum. Pandemi sahra hastanesi yapıyoruz. 2 tane dedi İstanbul. Öyle mi? 2 evet. tane sahra hastanesi. Peki. Hastanenin inşaatı başladı. Bakıldı ki İstanbul Atatürk Hava Meydanı'nın 2 pisti kırılarak yapılıyor. Dedi ki pandemi hastanesi, sahra hastanesi değil dedi. Kalıcı hastane yapıyoruz. Bunlar hizmet verecek devamlı. Eleştiriler yoğunlaştı. Dün yani pazar günü mü cumartesi günü mü neyse gitti Sancaktepe'yi şeyi gezdi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki bizim başka hesabımız var. He. Bunlar dedi sağlık turizmini arttırıyor. Şimdi Allah aşkına ben iyi kötü 47 yıllık hekimim Sayın Sevinç. Konya'da havaalanı şehrin 12-13 kilometre dışındadır. Oraya inen bir uçaktan bir hastayı alıp Konya'nın en ucundaki Meram'daki Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ya da Meram Tıp Fakültesi'ne getirme süreniz taş çatlasın 10 dakika. Taş çatlasın 10 dakika. İstanbul'da da şimdi siz Atatürk Havaalanı'nı kapattınız. Sağlık turizmiyle ne alakası var bu işin? Havaalanına uçak inmiyor ki. Yani o kadar böyle yani affedersiniz ama milletin aklıyla dalga geçmek nasıl içinde. Diyeyim yani evet sözcüklerimi seçmeye çalışıyor. Çok enteresan laflar ediliyor. Yani sahra hastanesi, kalıcı hastane, şimdi sağlık turizmi. Sağlık turizmi için yapacaksanız Atatürk Havalimanı'nın pistini kırmadan Atatürk Havalimanı'nın içinde binlerce, on binlerce metrekareli kapalı alan var ya. Onlardan birini tanzim eder yapar. Hayır. Şimdi bak bütün bunlar şu toparlayalım mı? Tabii. Şu engamede Kanal İstanbul'un köprü ihalesini yapıyorsunuz. Sizin Cumhurbaşkanlığı kadrosunda olan iletişim başkanı mı artık neyse yani ne anlama geliyorsa o bir sürü ünvan var. Böyle işte 4 maaşlı bir genç delikanlı gidiyor İstanbul'da Kuzguncuk'ta Boğaz'a nazır sıfır yani Boğaz öngörünüm alanında çivi çakılması mümkün olmayan yerde bir evi var. Evin arkasındaki 200 bilmem ne kadar metrekare araziyi milli emlaktan aylık 258 liraya. Ya arkadaş inanın bana şu kısa çalışma ödeneği verdiğiniz adam bile orayı kiralar ha 258 liraya. Tabii ya 1730 küsür lira 1750 lira kısa çalışma ödeneği vermiyor musunuz adam? Evet, evet. 250 lirasını verir kiralar ya. Üzerine de bir çadır kurar, başını sokar. Zaten sen de çardak yapmışsın, yok bilmem. Yani bak, şimdi millet canıyla boğuşurken, iki gün aynı adam, aynı arkadaş bu iletişim başkanı, diyor ki korona ilacı piyasaya sürüldü. Arkadaş, bir ilacın, bakın bir hekim olarak söylüyorum, bir ilacın çalışmaya başlanmasıyla piyasaya sürülmesi asgari 3 yıllık bir süreçtir. Asgari. Niye? Ham maddeyi bulacaksınız. Onun laboratuvar deneylerini yapacaksınız. Onun in vivo yani laboratuvarda üretilmiş bir takım hücreler üzerindeki etkilerini araştıracaksınız. Bunları rapor edeceksiniz.
bilim kurullarında bu raporlar onaylanacak. Ondan sonra hayvan deneylerine geçeceksiniz. Hayvan deneylerini yapacaksınız. Öyle bir tane iki tane değil. Binlerce. Binlerce. Hepsinde aynı sonucu alacaksınız. Bunu uluslararası dergilerde yayınlayacaksınız. Kabul görecek. Ve ondan sonra siz ilaç üretimine geçmek için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edeceksiniz. Sağlık Bakanlığı size ilacı üretebilirsin diyecek. Üreteceksiniz. Bitmedi. Sonra o üretilmiş ilacın da aynı prosedürden geçerek etkili olduğunu kanıtlayacaksınız. O zaman size satış izni verirler. Ya arkadaş, korona işi başlayalı şurada 3 ay oldu. Adam diyor ki ilacı ürettik, satışa sunduk. Kimin haberi var? Yani bu şimdi siz bu süreci bu kadar gayri ciddi yönetirseniz bütün dünya, Şaban Bey rica ederim, bütün dünyaya bir ilacın nasıl hazırlanıp nasıl satışa sunulacağını biliyor. Amerika'da bu süreç 5-6 yılı bulur. 5-6 yılı bulur. Fed'in onay vermesi lazım falan. Yani şimdi siz kalkıp da 3 ay içinde biz aşı bulduk, biz efendim işte ilacı ürettik, satıyoruz. Bakın bu ne bakımdan tehlikeli biliyor musunuz? Şimdi binlerce insanda, hala 137 bin insanımızda koronavirüs var değil mi? Hasta. Evet. Hastanelere başvuran da binlerce insanımız var. Şimdi bu insanlarda ne uyanır? Aa, ilaç bulundu, oh çok şükür alacağız ilacı, kurtulacağız duygusu uyanır. Ve sizin bu önlemleriniz gevşer, yayılım artabilir. Böyle sorumsuz, evet, açıklama mı olur? Böyle sorumsuz açıklama mı? İlacı bulduk, satıyoruz diyor. Yani kalkıyor bir tane işte küçük damat var. Oraya koymuş bir tane, ya dört köşesinde dört tane pervane olan drone'dan biraz büyüğüdür ya bu senin şey dediğin. Solunum cihazı mı? Hayır yani onu değil. Uçan araba yapıyoruz diyor adam ya. Ha, evet. Uçan araba diyor Şaban Bey, Allah aşkına ya. Ya hani bunu özür dileyerek söylüyorum. Yani çok böyle mektep medrese görmemiş bir insana bile söyleseniz adam bir oturur düşünür ya. 2004 yılında yerli uçağımız göklerde dediniz, billboardları donattınız. Sene geldi 2020. Ya 2012'de mi 2011'de mi ne TOGG'yi kurdunuz değil mi? Türkiye'nin otomobili girişim bilmem ne grubu. Evet. Bir de tanıtım yaptınız şanlı böyle gösterilerle. O tanıtımın da İtalyan firmasının daha 2 sene önce Hong Kong'daki otomotiv fuarında tanıttığı. Ne oldu o arabadan, haberi olan var mı? Arkadaş, S-400'leri alay valayla getirmedik mi? Bütün televizyonlar göstermedi mi uçaklardan inerken? 20 Nisan 2020'de faaliyete geçecek demediniz mi? Ne oldu? Yani siz niye bunu yapıyorsunuz kardeşim ya? S-400 diyorsun, post çıkıyor. Yerli otomobil diyorsun, post çıkıyor. Aşı ürettik diyorsun, post çıkıyor. İlaç ürettik diyorsun, post çıkıyor. Ondan sonra vay bana darbe yapacaklar. Sana kimse darbe falan yapmayacak. Darbeyi kendi kendinize böyle yapıyorsunuz. Milletin güvenini sarsıyorsun. Millet neye inanacağını şaşırdı ya. Bakın, Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki, en son dünkü açıklama 47 kişi, 47 yurttaşımız bu kaldı. Şimdi biz bunu böyle hava raporu gibi dinliyoruz Şaban Bey. Çok tehlikelidir biliyor musun? Neden? Felaketlerin kanıksanmasından daha tehlikeli bir şey yok. Felaketler ağırlığınca hissedildiği zaman ancak layıkıyla mücadele edilebilir. Mustafa Kemal Türkiye'nin dört bir yanından işgal edilmiş olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir felaketler zinciriyle karşı karşıya olduğunu hiç milletten gizlemedi biliyor musun? Hiç böyle hayal görmedi. Mart 1921'de Eskişehir ve Kütahya muharebelerinden sonra ordu 80 kilometre geriye çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıkları yapılırken Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya başkomandanlık yetkisi ve Tekalifi Milliye emirlerini yayınladı. 10 emir. Sayın Cumhurbaşkanı da ona örnek veriyor tabii. Hiç aynı gerekçe değil. Her ne varsa ikisi alındı. Ama hepsi maktuşlar. Zaferden sonra son kuruşuna kadar ödedi onlar. Sayın Sevim, millete hiç yalan söylemeyecek. Devleti yönetiyorsanız bu iş ciddidir diyeceksiniz.
Ekonomimiz zor der. Bu millet kan kustum kızılcık şerbeti içtim der. Hiç sorun değil. Hatırlayın, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Amerika ambargo uyguladı. Biz silah sanayimizi kurduk ya. Bu millet Amerikan ambargosuna tam 10 yıl direndi. 10 yıl direndi. Yokluk oldu, şu oldu, bu oldu. Ama siz şimdi kalkıp da Hazreti Peygamber'in sofrasından dem vuruyorsunuz. Ramazan'dayız değil mi? Evet. Sevin. Hazreti Peygamber'in iftar sofrasını söylüyorum. Mustafa Kemal'in anekdotudur. Saraydaki bir iftar sofrasında din adamlarıyla yaptığı iftarda. Hazreti Muhammed'in iftar sofrası. Bir bardak su, bir tutam tuz, 5 adet zeytin, 5 adet hurma. Hadi bakalım. Mustafa Kemal mi anlatıyor bunu? Mustafa Kemal. Hazreti Muhammed'in Efendinin de olduğu, işte hocaların olduğu bir iftar yemeği veriyor Çankaya'da ve orada bilir misiniz diyor, iftar yemeğinde de işte çorba var, yemek var falan, yani öyle çok gösterişli bir sofra değil. Peygamberimizin iftar sofrasından haberini olan var mı? Bakıyorlar, işte bunlar. Şimdi bakın, yaptığınızla yaşantınız, söylediğinizle yaptığınız birbirinizi tutmazsa milletin güvenini sarsarsınız. Sarayınızda ejder meyveli smoothie'yle bilmem neyle şey yaparsanız, ben kaç defa şahit oldum. Meclis bahçesinde binlerce insana iftar yemekleri verildi. Kuş sütü eksik sofralarda. Bu milletin evlatlarının 8 milyonu işsizken, bu millete 1.000 liralık bir koronavirüs yardımı zor bela yapılıyor biliyorken, siz kalkıp da iftar sofralarında, yani bugün artık koronavirüs diye bu sene onları görmüyoruz ama böyle gösterişli sofralarla gidemezsin. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten her şeyden daha fazla iç cephede birliğe ihtiyacımız var. Korona nedeniyle değil, korona sonrası olabilecekler. Korona sonuçta bir virüs salgını. Ben bir hekim olarak söylüyorum. Her virüs mutasyona uğrar ve salgın yapma gücü biter. Korona virüsünde salgın yapma gücü bitecektir. Ama bir ay sonra, ama 2 ay sonra. Ciddi söylüyorum. Hiç mücadele etmezseniz, doğru tedbir almazsanız çok fazla insan kaybedersiniz. Bizim yaptığımız gibi doğru mücadele ederseniz, halkınız kurallara uyarsa daha az insan kaybedersiniz. Tamam. Ama biter. Bitmeyecek olan nedir biliyor musunuz? Sizin yanlışlarınızla eğer tarımınız biterse, ekonominiz çökerse, dövizsiz kalırsanız, bakın bu yıl sonu dövizin telaffuz etme diyorlar. Kendileri söylüyorlar. Yıl sonuna kadar 178 milyar dolar dış borç ödeyeceğiz. Peki bunu siz milletle ortaklaşmadan nasıl ödeyeceksiniz? Beni öldüreceksin. Çağban'ı öldüreceksin. Barışları hapse atacaksın. Murat Ayrı'yı katledeceksin. Ayşe'nin aslanı susturacaksın. Tele1 TV'yi bilmem ne yapacaksın. Sen niye bizim TV'den yayın yapıyorsun? Ses duyurmaya uğraşıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bir pazartesi günü işte korona nedeniyle evdeyiz. Çağban Sevinç arıyor. Üstü Bey bir program yapalım yapıyor. Niye? Derdimiz ne? Senin de iyi kötü geçimini sağlayacak imkanım var. Benim de var. Derdimiz çok bu millet ya. Bu millet daha fazla, bakın çok ciddi bir sıkıntı dönemine gireceğiz. Bu böyle lay lay lomla geçecek bir dönem değil. Hepimizin fedakarlık etmemiz lazım. Hepimizin. Belki 50 defa şu telefona mesaj geldi. 50 defa. 81-19 10 lira gönder. Arkadaş, o zaman 13 tane uçakla gezmeyeceksiniz ya. Gezmeyin kardeşim ya. Yapmayın. 10 lira isteyen mesajın geldiği gün gazetede okuyorum. Cumhurbaşkanlığı araç filosuna 15 yeni lüks araç alınmış. Niye? Evet. Ya 2 sene araç almasanız ne olur Allah aşkına ya? Ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı 60 gündür İstanbul'da Uber köşkünde. Devletin başkenti neresi?
Ankara. Neden Ankara'da değil? Başkenti terk edemezsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Simgeseldir. Çankaya'yı terk ettiniz. Bari Beştepe'yi terk etmeyin. Yapmayın. Devletin başkanı devletin başkentinde olur. Mecliste kapalı. Mecliste kapalı. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Benim diyor iletişim başkanım görevi gereği Türkiye'nin her yerinde oturabilir. E olur gitsin o zaman Hakkari'de Cilo Dağı'nda otursun. Ne işi var İstanbul Kuzguncuk'ta? Ne biçim iş bu ya? Ne demek bu Allah aşkına? Devlet memuru bu adam ya. Maaş ödüyor bu devlet ona, bu millet ona. İstanbul'da da oturabilirmiş. Ankara. Hayır efendim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Devlet memuru görev yaptığı belediye mücavir alanı dışına çıkarken amirinden izin almak zorundadır ya. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki benim iletişim başkanım görevi gereği her yerde oturabilir. İyi, güzel. Ne güzel iş. Öyle mi? Ne güzel iş ya. Böyle bir görev tanımı var mı Allah aşkına ya? Devlet memurları hadi 657'yi kaldırdınız bilmem ne. Nasıl bir şey bu ya? Ya gerçekten soruyorum yani bir vatandaş olarak soruyorum. Nasıl bir görev tanımı var bu adamların ya? Başkanın adamlarına sonsuz imtiyazlar ama, var. Ama böyle yaptığınız zaman bakın böyle yaptığınız zaman milletten fedakarlık istediğinizde topluya 1.8 evet. milyar lira para toplarsınız. 1.8 milyar. Millete dağıttığınız para ne kadar? Topu 4 milyar. 4 katlıyor. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Yasak diyorlar ya. A para biriminin bir gündeki 7 kuruşluk artışının maliyeti yaklaşık 12 milyar lira. Bir gün. Sizin basiretsiz yönetiminiz nedeniyle bir günde A para birimi 7 kuruş arttığı zaman sizin o millete yaptım dediğiniz yardımın 3 katı para milletin cebinden gidiyor. Sizin 10 lira diye 50 defa SMS göndererek istediğinizde topladığınız paranın tamamı 10 katı gidiyor. Bir günde. Şimdi Sayın Sevim, onun için diyorum. Mustafa Kemal aşçısı Mehmet Yücel galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çankaya'dan aşağı yol yapılıyor. Bir gün Paşa Çankaya o zaman köşk falan diye bağ evi geliyor aşçıyı çağırıyor. Mehmet diyor yolda çalışan amelelerle oturdum bir şeyler yedim. Çocuklar çok yorgun. Bir şeyler hazırla da o çocuklara götür diyor. Paşam siz de açsınızdır diyor. Buyurun size de bir şeyler hazırlayayım. Ya diyor ekmek, zeytin, peynirden güzel yiyecek mi var? Hele bir de yanında soğan vardır diyor. Bak sevgili Şaban bu şey falan değil. Hani böyle laf olsun diye söylenen bir şey değil. Yani bir öğleden sonra devletin başı Cumhurbaşkanı yol işçileri de görüyor iniyor. Efendim gidiyor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz onlar da İşte bir şey buyur paşam. Oturuyor. İşçilerle yemek yiyor. Nerede? Yerde. Evet. Bağdaş Kule yemek soğan, yiyor. Yemek soğan ne? Ekmek. Kuru soğan, zeytin, peynir, ekmek. Ve geliyor. Diyor ki o işçiler çok yoruluyorlar. Bir şeyler hazırla. İşçilere götür. Akşam doğru dürüst bir yemek yesin lan. Paşam size de hazırlayayım. Yok diyor. Ben onlarla yedim. Zeytin, peynir, ekmek, hele bir de yanında soğan varken başka yemek mi aranır? Şimdi bak, bunu şunun için söylüyorum. Ya biraz empati yapın sayın devleti yönetenler. Biraz empati yapın ya. Mantıken bir düşün. İş yerleri 258 bin iş yeri kapanmış Şaban Bey. 2,5 milyon yeni işsiz olmuş. İşçi ordusuna katılmış. İnsanlar geçenlerde İşkur'un önünde adamcağızın biri çay satıyordu. Belki görülmüştür yani. Evet, işte evet gördüm. Evde ekmek yok demiş çocuğu falan. Bak, bu durumda olan bir insan. Akşam televizyonda haberi izlerken Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'nın Boğaz'da kiraladığını, şunu yaptığını, Hazine Bakanı'nın bunu yaptığını, öbürünün bunu yaptığını. Ya her şey Cumhurbaşkanı'ndan soruluyor. Liglerin başlamasında şeye döndü. Ping pong topuna döndü. Fahrettin Koca bir vuruyor.
Nihat Özdemir'e Nihat Özdemir'e yaşarız. Onun için ben herkese aklı selime davet ediyorum. Sayın Sevinç, sizin vasıtanızla şunu söylüyorum. Bu günler geçecek, korona geçecek. Önemli olan koronadan sonraki ekonomik ve gıda krizine karşı hazırlıklı olmamız. Bunun için milletin fedakarlığı şarttır. Ama milletten fedakarlık edecek, isteyecek yöneticilerin önce kendilerinin fedakarlık etmesi gerekir. Evet. Hüsnü Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür hakikaten ederim. Yine her zamanki gibi muhteşem bir gündem konuşması, muhteşem bir sohbet ve hele ki muhteşem bir Mustafa Kemal ve milli mücadele anımsatmaları. Tamam. Milletimizden hiç ümidi kesmeyelim. Bu millet en zor günlerde bir sıkılmış bir yumruk gibi bir araya gelmeyi bilmiştir. Gene bilecektir. Ama önümüzdeki sürecin zorluğunun da farkında olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.